Tekrar merhaba, bu dersimizin konusu Zevkü Tarap, Şevki Cedid ve diğer adıyla Araban Kürdi. Her zamanki gibi örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Numan Ağa'ya ait Fahdi usulünde Şevki Cedid Peşref. Peşref, Eviç perdesinden Gerdaniye perdesine bağlanarak başlanmış. Tekrar Eviç perdesine gelinmiş, Sümbüle perdesine kadar çıkılmış, ardından Tiz Çargah perdesine kadar seyir genişletilmiş ve Muhayyer perdesinde bir kalış yapılmış. Aynı perdelerle gerdaniye perdesine gelinerek bu perde üzerinde nihavente dağısı gösterilmiş, tekrar muhayyer perdesine çıkılmış. Tiz çargah perdesine, oradan tiz neva perdesine kadar seyir genişletildikten sonra sümbüle perdesiyle aşağı inilerek çargah perdesi üzerinde bir nikriz edası gösterilmiş. Tekrar muhayyer perdesi civarına çıkılmış, neva perdesine hicazlı inilmiş. Segah perdesi de anılarak rast perdesine kadar inildikten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne segahtan çargah perdesine çıkılarak başlanmış. Oradan neva perdesi yakalanmış. Bir anda gerdaniye perdesine atlanmış. Muayyer perdesinden neva perdesine hicazlı bir inişten sonra çargah perdesiyle kürdi perdesine inilmiş. Bayati ya da nimsar perdesi yakalanmış ve tekrar kürdi perdesine gelinmiş. Aynı perdelerle seyre devam edilmiş. Daha sonra kürdî perdesiyle rast perdesinin nihavent edasıyla inildikten sonra dügah perdesi yakalanmış ve mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Abdi Efendi'ye ait dühek usulünde zevkü tarab şarkı. Şarkıya gerdaniye perdesinden tiz çargah perdesine atlanarak başlanmış. Tiz segah perdesi de kullanılarak eviç perdesine inildikten sonra yine muayyer perdesi yakalanmış. Bu defa sümbüle perdesi alınarak Eviç perdesine inilmiş, oradan Hicaz edasıyla Nema perdesine gelinmiş. Tekrar Sümbüle perdesine çıkılmış, yine Nema perdesine Hicaz inilmiş, bir anda Muayyer perdesi yakalanmış. Tekrar Nema perdesine Hicaz'da inilmiş, bu defa Neva'da kalışta Hicaz perdesi de kullanılmış. Gerdaniye perdesi yakalanmış, bu perde üzerinde bir kalıştan sonra Sümbüle perdesi kullanılarak Çargah perdesine Nikriz edasıyla bir iniş yapılmış. Çargâhta nikriz edasıyla ile tekrar bir kalıştan sonra neva perdesine çıkılmış, muayyer perdesine kadar gidilmiş. Nevaya hicaz edasıyla ile bir inişten sonra tam perdelerle rast perdesine gelinmiş. Hemen ardından kürdi perdesi alınarak dügahta kalınmış ve cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Rifat Bey'e ait aksak usulünde zevkü taraf şarkı. Şarkıya ev içten gerdaniye perdesine bağlanarak başlanmış. Bir anda neva perdesine gelinmiş. Neva perdesi üzerindeki hicaz sesleriyle gerdaniye perdesine çıkılmış. Sümbüle perdesine kadar seyir genişletilmiş. Neva perdesi üzerinde hicaz seslerine devam edilmiş. Sonrasında sümbüle perdesiyle gerdaniye perdesine nihavend edasıyla bir kalış yapılmış. Aynı perdelerle neva perdesine yine hicazda inilmiş. Neva perdesi üzerinde hicaz seslerine dolaşıldıktan sonra Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Tekrar Neva perdesine gelinmiş. Bu defa inişte Kürdi perdesi kullanılarak Kürdi perdesinde bir kalış yapılmış. Kürdi perdesi ile Ras perdesinde kalınarak yerinde Nihavent edası gösterilmiş ve birden Neva perdesi yakalanmış. Ve yine Kürdi perdesi ile seyre devam edilmiş. Dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Sofyan usulünde Zevkü Tarap şarkı. Çarkıya gerdaniye perdesi tutularak başlanmış. Neva perdesine hicazlı bir iniş yapılmış. Ardından seyir sümbüle perdesine kadar genişletilmiş ve gerdaniye perdesinde Nihaven dasili bir kalış yapılmış. Muhayyer perdesinden neva perdesine hicazlı, oradan dügah perdesine tekrar hicazlı inildikten sonra neva perdesi yakalanmış. Tekrar gerdaniye perdesi tutulmuş. Sümbüle perdesi alınarak tiz çargah perdesine kadar çıkıldıktan sonra aşağı inerken bu defa, Acem, Bayati ya da Nimisar perdesi alınarak Neva'ya Kürdi'li bir iniş gerçekleşmiş. Bayati ya da Nimisar perdesi alınarak seyre devam edilmiş. Kürdi perdesi ile inildikten sonra tekrar Kürdi perdesi yakalanmış. Ardından Acem perdesi tutulmuş. Acem perdesiyle seyir seyre devam edilmiş. Bayati ya da Nimisar perdesi Nevah Neva perdesine gelindikten sonra tekrar aynı perdelerle Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Yine aynı perdelerle Neva perdesine gelinmiş. Bayati veya Nimisar ve kürdi perdeleri kullanılarak rast perdesine kadar inildikten sonra dügah perdesine çıkılmış ve orada cümle bitirilmiş. Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Şevki Cedid Saz e bakalım. Birinci haneye gerdaniye perdesinden başlanmış. Sümbüle perdesi alınarak tiz çergah perdesine kadar çıkıldıktan sonra muayyer perdesine inilmiş. Yine aynı perdelerle bu defa neva perdesine hicazlı inilmiş. Neva perdesi üzerinde hicaz gösterilerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne segah perdesiyle başlanmış. Neva perdesinde Hicazlı bir kalıştan sonra Bayati ya da Nimisar ve Kürdi perdesiyle dügaha inilmiş, Kürdi perdesi yakalanmış. Ardından aynı perdelerle Ras perdesine gelindikten sonra dügah perdesinde kalınarak orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Bergama yöresine ait Nim Sofyan usulünde Zevkü Tarap Türkü. Türkiye gerdaniyeden muhanyer perdesine çıkılarak başlanmış. Tiz perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ardından tiz segah perdesiyle neva perdesine hicazlı bir iniş gerçekleştirilmiş. Aynı perdeler kullanılarak seyre devam edilmiş. Segah perdesiyle dügah perdesine inildikten sonra bir anda kürdi perdesi yakalanmış ve dügah perdesine kalış yapılmış. Hemen gerdaniye perdesi yakalanmış. Neva perdesine hicazlı bir iniş yapılmış. Muhayyer perdesine kadar çıkıldıktan sonra bir anda Pest Hüseyin'i ya da Dikhisar perdesine atlanmış. Hemen ardından Dik Bayati ya da Hisar perdesi kullanılarak Nema perdesine Hicazlı iniş yapılmış. Segah perdesi ile Dügah perdesine gelindikten sonra bir anda Kürdi perdesi alınmış ve Dügah'ta kalınarak cümle bitirilmiş. Zevk-i Şevki Cedid veya Araban Kürdi ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Haşim Bey'de Şevki Cedid veya Araban Kürdi isimleri yoktur. Zevkü Tarab tarifini de ilk kendi vermiştir. Tarifinde seyri gerdaniye ve muayyer perdelerinden başlatmış, sümbüle, ev çuğri yani dik bayati veya hisar, neva, hicaz ve kürdi perdelerini kullanarak Araban edasıyla ras perdesine geldiğini, düga, kürdi, çargah, neva açarak dönüp bu yoldan kürdi perdesiyle dügahta karar verdiğini yazmıştır. Arel, Araban kürdi tanımında bu makama Zevkü Tarab ve Şevki Cedid isimlerinin de verildiğini belirtmiştir. Araban ile Kürdi dizilerini birleştirmiştir. Karadeniz, Şevki Cedid ve Zevki Tarabı iki ayrı makam olarak düşünmüş, Şevki Cedid'in Araban Kürdi olduğunu, Zevki Tarab'ın ise Şevki Cedid'den farklı olarak seyrin ortasında yerinde nikriz edasını gösterdiğini ifade etmiştir. Terkiplerle ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Genel olarak besteler ve verilen tarifler Zevki Tarab ve Şevki Cedid terkiplerinin aynı seyre sahip olduğunu göstermektedir. Bu seyrin daha sonra ismi bulunan Araban Kürdi seyrinden farkı yoktur. Hatırlanacak olursa Muallim İsmail Hakkı Bey'in seyirleri birbirine benzeyen fakat biri Şevki Cedid diğeri Zevki Tarap isimleriyle kayıtlı iki eserini örnek olarak verdik. Bu eserlerden Zevki Tarap adıyla kayıtlı olanın diğerinden tek farkı Araban seyrinde bir ara düğa inilirken Hicaz ve Dik Kürdi perdelerin kullanılmasıdır. Karadeniz'de bu iki ismin seyirlerini birbirinden ayırırken Zevki Tarab'ın Nikriz ile Rast perdesine indiğini, Şevki Cedid'in ise Hicaz perdesinin kullanılmasının zorunlu olmadığını ve Araban Kürdi seyrine sahip olduğunu belirtmiştir. Karadeniz her ne kadar Zevki Tarab ve Şevki Cedid terkiplerini ayrı olarak düşünse de bu durumun daha önce de açıkladığımız Araban anlayışı ile ilgisi olduğu açıktır. Hatırlanacak olursa kimi bestekarlar Araban'ı sadece Neva perdesi üzerinde Hicaz yapmaktan ibaret olarak düşünürler. Kimileri de bu seyri dügah veya rast perdesine Hicaz ve dik kürdi veya seyah ile genişletirler. Bu sebeple araban seyirde Hicaz veya çargah, dik kürdi veya seyah perdelerinin kullanımı tamamen bestekarın kendi anlayışı ile ilgili olmaktadır. Bunun yanında daha önce kürdi ile karar veren terkipleri incelerken ifade ettiğimiz gibi kürdi edası iki farklı duyguyla karşımıza çıkabilmektedir. Birincisi nihavent edasından sonra dügahta kalan bir seyir anlayışıdır. Diğeri ise nihavent edasını hissettirmeden dügaha varmak isteyen kürdi seyridir. Zevki tarap veya şevki cedid terkibinde yazılmış eserlerde de daha çok nihavent edası kullanılmıştır. Şimdi terkiple ilgili kendi tarifimizi verelim. Terkibin iki farklı ifadeyle tarifini verebiliriz. Birinci ifade şudur. Seyrine gerdaniye perdesini merkez olarak başlar. Araban seslerini dolaştıktan sonra nihavent edasına geçer fakat rast perdesinde değil dügah perdesine karar verir. Bu geçişte bayati veya nimisar perdesini de sıklıkla kullanır. Araban anlayışına göre bazen seyirde nemesar edası da gösterilebilmektedir. İkinci ifadeye geçelim. Seyrine gerdaniye perdesini merkez alarak başlar. Araban seslerinde dolaştıktan sonra kürdi edasına geçer. Bu geçişte bayati veya nimisar perdesi de sıklıkla kullanılır. Araban anlayışına göre bazen seyirde nemesar edası da gösterilebilmektedir.